Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki analiz videomuzda fiil, fail, meful konusunun sağ tarafını ele almıştık. Şimdi ise sol tarafını ele almaya başlıyoruz. Ağırlıklı olarak fiil, fail, meful çalışması yapılmıştır bu videoda. Peki, kara et. Kara et, ta'ya sukun verdi Peki feta vardı. Kara ete Böyle bir kelime yok değil mi? Kara-e-te. Böyle her biri hareketli olmak üzere. Sukun bile yok. Hepsi fetha. Böyle bir fiil yok. O zaman yani kara-e-tu kara-e-te kara-e-ti diyemezsin. Yani bunun sukun alması zorunlu. Ketebet, fetahat nesarat gibi gaibenin müfredidir. Kara-e la fiilinde fetha olduğu için Fetha üzeri mebnidir. Bu bir mazi fiil. Kara e mehmuzul fa. Sondaki ta müenneslik alameti. Zamir değil. Fail talibe kerimesidir. Et -tali talibetü. Talip kerimesi. Niye merhu? Fail olduğu için. Kim raf etti onu? Veya ne raf etti? Kara -e fiili. Evami bilgisi. Ee, ne vardır? Mutlak fiil değil mi? Kıyasi amiller. Madde bir. El fi'lu. mutlaka mutlak fiil. Tabi fiil deyince şimdi fiilleri yani çeşitli açılardan ayırabilirsin. Mesela sığa sığ açısından, kalıbı açısından bir fiil mazi olabilir, muzari olabilir, emir olabilir değil mi? Sığa, sığa açısından ayırabilirsin fiili. İki, mef'ulü bir ihtiyacı duyar mı duymaz mı? Yani mamul açısından da fiil ayrılabilir. Lazım ve yani mütalli olarak. 3. yapısı bakımından. Yani bu fiil sahih midir, mutel midir? Sahih ise, sahihin hangi kısmı? Muhtel ise, muhtelin hangi kısmı? Eksam, müseba diyoruz. Ona göre de ayrılabilir yani fiil. Dördüncü, bakış açısı, kök harfleri açısından da ayırabilirsin. Yani bu fiil sülasi midir, rubai midir? Sülasi ise, mücerredi mi, mezidi mi? Rubai diyelim, mezid mi, mücerred mi? Yine ayrılır küçük harfleri bakımından ayırabilirsin. Başka? Failinin zikredilip zikredilmemesi bakımından. Yani bu fiil malum mudur, meçhul müdür? Bu şekilde de fiili ayırabilirsin. Başka? Tehkit edilip edilmemesi açısından da ayırabilirsin. Mövket, gayrimövket olarak fiil ayrıca ikiye ayırabilir. Tehkit edilen fiil var, edilemeyen fiil var. Ayrıca çekimi var mı yok mu yani bir fiil ya camittir ya da mütasarriktir. Camit veya camit değil o olarak da ikiye şey ayrılır. Bunun dışında bir fiil muret midir, mebni midir? Yani bu şekilde de ayrılabilir fiil. Başka bu fiil tam mıdır, nakıs mıdır? Bu şekilde de ayrılabilir. Yani kara e üzerinde veya kara et diyelim. Bunun üzerinde bayağı bir konuşabilirsin. Başlarsın. Mazidir. Değil mi? Muzari veya emir değil. Mefulü bir ihtiyaç var mı? Evet. Ha mütaddidir. Evet. E, kaç meful alıyor? Bir. iki meful olan fiil var. Üç meful olan fiil var. Bu iki tane değil. Bir tane alıyor. E, sahih salim olarak bakarsan sahihtir. Sahih kısımları var. Sahihin nesidir? Sahihin hangi kısımları var? Sahihte Salim var, Mehmuz var, Muzaaf var. Ha bu Salim'dir. Kök harfleri bakımdan sülasi ve mücerreddir. Sülasinin mücerret kısmıdır. Ve malumdur yani faili zikredilmiştir. Tekit edilmemiştir. Çekimli yapılabilir. Yani camit değildir. Mebni mureb. Ha, mebnidir. Feta Böyle bayağı bir konuşulabilir. Tabi biz buna sahih salim dememeliyiz. Ne diyeceksin? Sahihin mehmuz kısmıdır. Çünkü hemze almış. Mehmuz da kendi içerisinde üç ayrılıyor. Mehmuzul lamdır diyeceksin. Bayağı konuştum. Devam edelim. Talip kelimesi mamulü merfudan fail. Karay fiili onu raf edip fail almıştır. Fe kullu yer yerfe'u ve yansibu. Avami bilgisi bunlar. Her fiil raf edip fail alır. Nasb edip mefud alır. Her fiil fe kullu avamil Avami öyle deniyor ama yani fiilden fiile fark var. Yani her fiil raf edip fail, nasb edip meful elbette almaz. Nakıs fiil yapabilir mi bunu? Yapamaz. Fail meful almıyor çünkü. Ee, lazım fiil peki nasb edip meful alır mı? O da alamaz. Ha, demek ki her fiil derken az önce bahsettiğim açısından açılardan bakman gerekir. Talif fail kitap meful. Kara et okudu kim? Et talibetu. Kız öğrenci okudu neyi el kitabe kitabı okudu. Eyleminden etkilenen şey kitaptır. Mef'uldür. Yani biz mef'ul diyoruz. Mef'ulü bih sarih'tir. Tam ifadeyle mef'ulün bih'tir. Mef'ulü bih de sarih ve gayri sarih olarak ikiye ayrılır. Sarih'tir. Ama böyle gramerle, nahivle uzun süre ilgilenen kişiler mef'ul der geçer yani. Bundan maksat mef'ulü bih'tir. Zaten mefulün mah me olsa mef'ulü leh olsa yani farklı bir mef'ul çeşidi olsa onu kesin belirtiriz. Mef'ul deyip geçmeyiz. Ama mef'ulü bih ise ona sadece mef'ul diyoruz. Mef'ulü bih'i kast ederek. Bu bir ilimle uzun süre ilgilenen her kişinin aşağı yukarı yaptığı şeydir. Ne gibi? Mesela arkadaş diyor ki Suyuti okuyoruz. Ya Suyuti kitap değil ki. Yazar adı. Bir alim. Rahmetullahi aleyh. Allah ona razı olsun. Allah ona rahmet etsin. E, suyuti okuyoruz. Suyuti okuyorum ne demek? Suyuti dediğin alemin hani kaynaklara göre değişir. 300 kitap, 500 kitap yazdığı aktarılmış araştırmana göre farklı sonuçlar bulabilirsin. 300 400 kesim var yani. Suyuti okuyorum derken hani şahsı kastetmediğin belli de kitabı kastediyorsun. Hangi kitabı acaba? Bu 300 400 kitaptan hangisi? İşte öğrenciler Suyuti derken El Behcetul yani Elfiye şerhini kastediyor. Tabi Celaleyn de yazmış. Yani say say bitmez şimdi. 100 tane kitap sayarsın. Ama öğrenciler onu kasteder. Öğrenciler arasında suyuti okudum demek el behcetül merdiyye okudum demektir. Yani bir şeyle fazla ilgilenen kişi cümlenin tamamını kurmuyor. Buhari'de şöyle geçiyor. Buhari kitabın adı mı? Yo. Buhari kitabın adı değil ki sen kitapta geçtiğini kastediyorsun oysa. Ha işte onun gibi ya. Şeribe işte Şeribe fetha üzeri mebni mazi fiildir. Şeribe yeş rabu. Şeribe yeş rabu. Alime yalemu gibi fetha üzeri mebni mazi fiil. Tıfıl fail. Elle bene süt manasındadır. Mef'uldür. Fiil fail mef'ul yani değil mi? Fiil cümlesidir. Ya dulla bu ey öğrenciler. Hel tefhemune. Siz anlıyor musunuz? Neyi? Ed derse dersi. Fehime yefhemu. Ne gibi? Az önce bir fiil geçti. Şeribe, yeşrabu, fehime, yefhemu, alime, yalemu. Aynı baptandır yani. Onu demek istiyorum. Dördüncü baptandır. Sürelsi mücellet olarak. Tefemune, cemi, müzekker, muhatap, muzari, merfu. Raf alameti. Kelimenin sonunda bulunan nun. Raf alameti. Fail, vav. Meful, ders kelimesi. Hel, istifam dersin buna. Sukun üzerinde birbirindir. Yani soru edatı. mı mi, mu diye hiç Ya, nida edatı. Dullab, münada. Böyle bayağı ayrıntılara girilebilir. Münadan, nida edatı ve münadanın fazla ayrıntısına girmiyorum. Çünkü şu anda daha çok avamil seviyesine hitap etmeye çalışıyorum. KTB fetha üzere mebni mazi fiil. Et talibu onun faili. Ed derseyni el cilideyni burası meful. Derseyn iki tane ders demek. Cilideyn yeni. iki yeni demek. Dersane, derseyni tesniye nasb alameti olarak ya gelmiştir. Cilidani cilideyni tesniye nasb alameti olarak ya gelmiştir. Tesniye bir kere mesela kitabun kitabani. 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 Veya kalemun kale mani kale mani fark etmez tesniye ve isim olmak kadı kaydı ile bir fark yok. Seslinin raf alametinde ne var? Elif var bak. Nun'un sağındaki bu elif raf alameti. İlgili kelimenin raf halinde olduğunu gösterir. İstersen nasirun nasiran İsmi failden yap, ismi fülden yap fark etmez. Bu elif yerine, elif yok onun yerine ya gelirse ilgili kelimenin hem nasbı hem de cerrine uyumlu bir yazılış elde edilmiş olur. Kitabeyni, kalemeyni, dersani, derseyni, celidani, celideyni gibi nas ve cerre uyumludur. Hem nas hem de cer. Evvelindeki amile bağlı olarak nas veya cer demen gerekir. Derseyni kelimesinde ve de celideyni kelimesinde yağların bulunmuş nedeni evvelinde muzaf veya harficer yok. Veya mecrur bir kelime üzerine atfedilmiş de değiller. Ketebe fiili ne yapmış? Derseyni kelimesini nasb ederek kendisine meful almıştır. Nasb alameti olarak ya almıştır. Mensup yani. Ve bu kelime aynı zamanda mevsuf yani sıfatlanan kelime peşine gelen ciliği değini onun sıfatıdır. Sıfat mevsufa irabı noktasında tabidir. Bu yüzden madem ki derseyni mensup, cedi kelimesinin de mensup olmaktan başka bir çıkarı yok. Derseyni cedi kelimelerinin nunlarında esre bulunması bu kelimelerin cer halinde olduğu yanılgısına sizleri düşürmesin. Yani kelimenin sonuncu harfinde esre olursa o kelime mecrurdur diye bir düşünce olmamalı. Bu kelime tesniyedir. Tesniyeler harekeyle değil. Harf ile irap alır. Değil mi? Ve o harf de nun değildir zaten. Nun'un sağındaki yağlardır. Peki nun neyin nesi? Nun olsa olsa bu kelimelerin muzaf olmadığına kanıt olur. Yani bir tesniye muzaf olsa sonundaki nun yazıdan düşerdi. Nun orada mevcut olduğuna göre ilgili kelime muzaf değil. Bunu söyleyebilirsin. Ketebe yine ketebe. Evet. Ketebe fetha mebni mazifil yazdı. Kim yazdı? Ne yazdı? Et-talibu öğrenci yazdı. Neyi yazmış? Dersen cediden. Yeni bir ders yazdı. Talif fail dersen cediden mef'uldür. Mef'ulün ilk kelimesi olan dersen aynı zamanda mevsuf cediden onun sıfatı. Özellik belirtiyor yani ders. Nasıl bir ders? Eski ders, yeni ders, kolay ders, zor ders, katılmadığım ders. Yani say say git. Özellik belirtmiş. Yeniliğine dikkat çekmiş. Kara et okudu. Kim? Et talibeti öğren. Belki kara etu. Kara etu diye bir kelime yok ki. Dünyada yok, evrende de yok. Ama hemzi sakin olsaydı o zaman kara tu, kara te, kara ti ihtimaller gün yüzüne çıkardı. Şu an hemzi de hareket olduğu için ta'ya sukun vermekten başka bir ihtimal yok. Mehmuzul lam. Gaybenin müfredi. Garayet okudu ki talibeti öğrenci. Kız öğrenci. Ne okumuş? Kütüben kitaplar. Kütüben cimi mükesserdir. Müfredi kitabun. Nasıl kitaplar okumuş? Kadimeten. Kadim. Eski. Kitaplar okudu. Tarif fail. Merfu rafa zamme. Kütüben mensup. Nasıl var feta. Kadimen. Kütüb kelimesinin sıfatı olduğu için irap olarak ona uymuştur. Kütüben cemi mükesserdir. Gayrı akıldır. Cemi mükesser kırık çoğul ya. Yani. Cemi mükesser konusu şöyle yani güzelce nerede anlatılmıştır? Tuhfetü Seni adlı kitapta anlatılmıştır. Tuhfetü Seniye gerçekten güzel bir kitaptır. Cemi mükesserin elde ediliş yöntemleri harf ekleme, harf çıkarma o yöntemlerden bahseder. Sadece irabı verip geçmez yani avamil gibi, izhar gibi, kafiye gibi değil. Daha farklıdır. Tuhfetü Seniye'nin tercümesi de yapılmış olabilir emin değilim farklı hoca arkadaşlar videolarını çekmiş YouTube'a koymuşlar gördüm. Biz de set olarak hazırladık. Farklı farklı kaynaklardan elde edip okuyabilirsiniz. Kütüben kelimesi gayri akıl bir cemi değil mi? Yani cemidir. Manaya bakıyorsun kitaplar. Kitaplarda akıl yok, zeka yok, beyin yok. Ha, o zaman gayri akıl cemi dersin. Doğru. Gayri akıl cemiler müfret ve müennes hükmündedir. Bu yüzden onun sıfatı müfret ve müennes olarak Kadimeten gelmiş. Yani kadimen değil kadimeten müenneslik taası niye eklendi? Çünkü mevsuf dediğimiz kütüp kelimesi gayrakıl akıl bir cemidir. Gayrakıl akıl cemiler müfret ve müennes hükmündedir. Müennesliği sağlamak için ta eklendi. Kadim diye müfret yine aynı şeyden. Kütüp kelimesi müfret ve müennes hükmündedir. Ne demek? Müfret ve müennes olarak onu düşün. Gramer olarak yani manası elbette öyle değil. Dolayısıyla ona uygun bir kelime getirmen gerekir. Ketebe fetha üzeri mebni mazi fiil yazdı. Kim? Et talibi öğrenci. işi bu yapmış. O zaman fail. Peki neyi yazmış? Ed derse derse. Nasıl bir ders? El kadime. Eski ders. Ve daha ed derse. Yine dersi yazdı. Nasıl bir ders? El ciliyle yeni. Hem yeni hem de eski dersi yazmış. Evet. Ed-ders el-kadim. Ed-ders kelimesi mevsuf kadim onun sıfatı. Edders burada bu defa yine mevsuf. el onun sıfatı. Sıfat mevsuf, sıfat mevsuf gidiyor. Komple e, olduğu ifade edilmiş, yazılmış. Buradaki vav atı harfidir. Edders ders kelimesini atfetmiş birinciye cerit kelimesi de edders kelimesine zaten tabi. Sıfat mevsufuna irab noktasında tabidir. Mensuba mensup, merfuya merfu, mecrura mecrur olarak gelir. Kara et burada harekeyi vermiş. Bak şimdi taya sukunu vermiş bu defa. Mesela şurada vermemişti. Yukarıda da vermemişti. Ne değişti acaba? Ben de anlamadım. Bu defa yazmak istemişler. Okudu kim? Et o kız öğrenci. Neyi? Kitabe sadiqiha ha kendi diye çevirir kendi sadık arkadaş demek. Kendi arkadaşının kitabını. Arkadaşının kitabını okudu. Ve daha ne okumuş? Risalete sadikati ha. Yine kendi arkadaşının risalesine. Bir fark var ama o fark nedir? Sadık kelimesi müzekkerdir. Şuradaki. Yani erkek arkadaşıymış buradaki. Sadika kelimesi kaftan sonra ta var bu defa. Burası müennes. Kız arkadaşı. Demek ki erkek arkadaşının kitabını okudu, kız arkadaşının ise Risalesini okudu diye çevireceğiz. Mef'ul nedir? Komple yani altı çizili yer mef'ul olarak ifade edilmiştir. Niye? Mana o çünkü. Garayet okudu ya talip öğrenci, kız öğrenci neyi okudu? Sadece erkek arkadaşının kitabını değil yani. Manaya baktığında hem erkek hem de kız arkadaşınkini okumuş. Manaya göre mefulü belirliyorsun. Teşna ra'ey tu. Belki ra ye tu olmaz dedik değil mi? Dört tane harf peş peşe hareket etmek uygun düşmez. Merah adlı kitapta gerekçesi ifade edilmiştir. Merah kitabını video olarak çekip izah etmiş idik. Ra'ey tu. Ra'eye kökünden ra'e tu ben gördüm tu fail ra'e sukun üzere mebni mazi fiildir tu fail et-tullabe talibun tullabun cemii mütekesserdir niye fetha meful çünkü et-tullabe öğrenciler elledine öyle öğrenciler ki Ra-ey-te. sen görmüş idin hum onları senin gördüğün öğrencileri ben de gördüm diyor Ra'eyte te fa'il hum mef'ul. Burada da fiil fa'il mef'ul var. Ama toplamı için ayrıca mef'ul denilmiştir. Çünkü benim gördüğüm öğrenciler hangi öğrenciler? Senin görmüş olduğun öğrenciler. Ra-ey-tu- yine mazi fiil sukun üzeri mebni tu fail olur. Ben gördüm. Kimi neyi gördüm? Ehada eh aşara ben 11 11 demek. Taliben öğrenci. 11 öğrenci gördüm. Tarif kelimesi nekredir. Nekreden sonra gelen cümleler sıfat cümlesi olur, değil mi? Hemen bunu ifade edelim. El cümelü <laughs> cümleler ve zurufu ve de zarflar. Metaha ne zaman ve kat vaki olurlarsa yani gelirlerse, gelirlerse bulunurlarsa Ba'den nekirati. Nekirati değil. Nekirati. Nekrelerden sonra zarflar ve cümleler gelirlerse, yer alırlarsa çanet olur. Ne? Hiye. O zarflar ve cümleler ne olur? Sıfatin. Sıfat olurlar. Ha o zaman nekreden sonra gelen zarf olsun, cümle olsun bunlar sıfattır. Ev el ma'arifi, marifeden sonra gelirlerse, ma'arif cemi mükesserdir, marifelerden sonra cümle olsun, zarf olsun gelirse ne olur? Kânet hiye, ehvalen, onlar hal olurlar. Ehval de i mükesser. Merartu bi raculin, racul nekredir. Kâme ebuhu, sıfat cümlesi, fiil cümlesi. Ev veyahutta merartu bi raculin, ebuhu kaimun. Ha ebuhu kâimun bu defa sıfat cümlesi oldu. Yani anlatmaya çalıştığım şey, Nekreden sonra gelen cümle sıfat cümlesidir. Ne yapalım yani? Ha şunu yapalım. Taliben nekre. Nerede anladı nekre olduğunu? E temin almış. Marife temin almaz çünkü. Nekre. O zaman peşine gelen cümle nedir? Sıfat cümlesi. Yeşrabu. Muzari mefura falan tezamme. Yeşrabu da gizli zamir ve fail olur. Eşşaya mefuldür. Fiil, fail, meful birlikte fiil cümlesi olarak sıfattır. Neyin sıfatı? Talibin. Talip ne olur? Mevsuf olur değil mi? mevsuftur. Mevsufumuz mensup olduğuna göre, mensup değil mi? Dali ben mensuptur. O zaman senin sıfat cümlen de mensuptur ama cümle olduğu için ne diyeceksin? Mahallen mensuptur. Mahallen mensup olan ne? Yaşrabu mu? Yo. Hüve mi? Hayır. Eşşaye o da değil. Mahallen mensup olan yeşrabı artı hüve artı eşşay cümlesi. Mahallen mensup çünkü Niye? çünkü mevsufu mensup. Tarif dediğimiz kelime mensup. O zaman ona sıfat olarak gelen cümlede mevsufuna tabi olacağından mahalle mensuptur. Cümlelerin irabı diye bir şey var ya. Yani. Nerede fi final medreseti? Peki ra'aytu rafi tu fail rafi'nin mef'ulü nerede? Ehad ashara daliben yashrabu eşşaye fi final medreseti. Ha burası da onun mef'ulü İmiş Bu şekilde ortaya çıktı. Bu şekilde anlatım var. Ama şu şekilde de anlatım var ya. Şunu da söyleyelim. Esasen sadece ahad. Ahad mefuldür. Peşine gelen meful değil. Ebtullabe mefuldür. Peşine gelen değil. Bak böyle bir anlatım da. Karet okul et talibeti kızı öğrenci. Kitabe. Kitap meful. Gerisi meful değil. Şeklinde bir düşüncede vardır. Yani iki görüş var diyebiliriz. Yani ilk kelimen mefur, geri gelenin mefuldiği şeklinde bir düşünce var. Ama bu şimdi biraz daha ayrıntılı bir konu. Bunu fazla düşünmeyin diyelim. Altı çizili yerleri mefur olarak kabul edin. Bu şekilde öğrenin. Ayrıntı için şu an erken olabilir. Peki bu şekilde bu videoyu tamamladık. İnşallah faydalı olmuştur.